Canım anne, atölyesinden merhaba. Bugün sizlerle dantelden minik yapraklar yapacağız. Sık iğne yöntemiyle. Bunları dantellerinizin kenarında çok şık olarak kullanabilirsiniz. Bunun için hemen ilk önce zincir çekiyorum. 25 tane kadar zincir çektim. Siz bunu daha da büyütebilir ya da kullanacağınız dantelin kenarına göre ebatını, büyüklüğünü, küçüklüğünü, zincirlerini artırarak ya da azaltarak sağlayabilirsiniz. Zincirimi çektikten sonra her zincire bir sık iğne yapmak şartıyla devam ediyoruz. Her zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yani bir de çıkartıyoruz direkt. Bunu en başa kadar devam ettireceğiz. Dantellerin kenarında genelde kullanılıyor. Yaprak görünümü vermek için beyazla da yapabilirsiniz, dantelinizin rengine göre. Ben biraz daha belirgin olsun diye renkli bir kullandım. Zincirin kullanacağımız yerine kadar yaptıktan sonra şuradan tek katına batmıştık zincirin. Şimdi diğer katına batarak diğer tarafı oluşturacağız. Burası tam ortası olacak böylece. Kısmına yaklaştığımızda şuradan bir iki tane sık iğne aşağıda bırakarak, mesela şurada artık iki sık iğnemiz kaldı, 3 ya da 4 tane zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Bu sefer örme stiğimiz değişecek. Sık iğnenin sadece tek katına batarak devam edeceğiz. Dönüyorum aşağı doğru. Üsttekine değil, şu alt zaten çift gözden oluşuyor. Alttakine, hep alttakine batarak devam ediyoruz. Görünen de normalde sık iğne yaparken şöyle ikisini birden geçiririz. Bu sefer üsttekini bırakıyoruz ve alttakinden ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde şöyle şöyle dolana dolana yaprağımızı bitireceğiz. Şöyle göstereyim size. Aynı işlemi yapa yapa şöyle bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa bu şekli alacağım. Burada ben son sırayı uygulayacağım. Dediğim gibi alt kısmına batıyorum sık iğnemin. Böylece görünümü de biraz daha şıklaşıyor.
Şöyle tutarsanız şuradan batacağınız yer zaten direkt görünüyor ve daha kolay oluyor yapması. Dediğim gibi benim bu son sıra, kullanacağınız dantelin ebatına göre yaprakları küçültebilir ya da daha da büyütebilirsiniz. En son yaprağınızın düz kısmını belirledikten sonra hangi taraf düz, hangi taraf ters, oradan son pıtırcığımızı da kenarına koyup şimdi ipimizi kopartıyoruz. İpi arkaya doğru çekeceğim. Sabitlemek için. Böyle kesebilirsiniz artık. Yaprağımız hazır. Her tür kullanım için. Herkese kolay gelsin. Beğendiğiniz videolarımızı arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiniz mi? O zaman lütfen kanalımıza abone olun.